Çarpıcı köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Damla damla birikiyor. Şıp şıp duyuyorsun. Bir bakıyorsun, koca bir deniz olmuş. Önümde duran iki raporu okurken ne çok şey öğrenmişiz diye düşündüm. İlkini CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile Antalya Milletvekili Rafet Seybek hazırlamış kapağında mafya siyaset, ticaret ilişkileri yazıyor. Aslında iki vekil geçen yıl Temmuz ayında tamamlamış. Derken, bir yılda o kadar çok şey olmuş ki. Bunun üzerine başarır oturup yeni bir rapor daha yazmış. Olmuş iki tane. Ali Mahir Başarır, dün partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu. Haliyle, mafya siyaset ticaret üçgeninde bildiklerimiz, gün gün güncellenir hale geldi. Yönetim sistemi narkopolitik düzen. Bütün parçaların toplamından daha fazlasıdır diyoruz ya. CHP'li vekiller ilk raporda Türkiye'deki mafyanın siyaset için mi yoksa siyasetin mafya için ne olduğunu sorgulayıp narkopolitik tespiti yapmışlar. Başta Meksika, Kolombiya olmak üzere Güney Amerika ülkelerinde uyuşturucu kartellerinin kazançlarını korumak, uyuşturucu ticaretini sorunsuz yapabilmek için kendi ülkelerinde kendi işlerine yardımcı olan siyasilere verdikleri destek üzerine oluşan narkopolitik kavramı ile uyuşturucu kartelleri uyuşturucu ticareti için yasal ve politik koruma sağlayacak siyasilere yerel ve genel destek vermektedirler. Karteller oy satın alma ve baskı ile seçmen üzerinde etki etmekte, destek verdikleri siyasilerde yasal koruma ile yargı ve kolluk garantisi vermektedir. Sedat Peker'in iddiaları sonrası oluşan uyuşturucu, rant, FETÖ borsası, şantaj üzerine kurulan mafya, ticaret, siyaset üçgeninin Türkiye'de de siyasi iktidarında mensubu olduğu kişiler ve onlara yakın iş insanları üzerinden yapıldığını göstermiştir. Tüm süreç içinde Panama'da yakalanan ve Mersin limanına gelecek olan gemide 616 paket kokain yakalanması üzerine yeni uyuşturucu rotalarının belirlenmesi iddialarında eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın deniz ticareti iş sahasında olması, Venezuela ziyaretinde bulunması, Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı ile yakınlığı, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Bodrum'daki marina yönetiminde olması ve bu marina üzerinden dağıtımın organize edilmek istendiği iddiaları Narkopolitik konusunun ülkemizde uygulandığını göstermektedir. Rapordaki tespit odaktaki siyasetçi Soylu. İlk rapor siyaset, mafya, ticaret ilişkilerinin odağındaki isim diyerek Süleyman Soylu'yu işaret ediyor. CHP'li vekillere göre Silivri Emniyet Müdürü'nün intiharından, Sezgin Baran Korkmaz vakasına, Sedat Pekere koruma verilmesinden sigorta şirketinin aldığı işlere kadar birçok olayda Soylu'nun sorgulanması gerekiyor. Taşkesenlioğlu ailesi üzerinden yükselen iddialarda da Soylu'nun adı, ikinci raporda şöyle yer bulmuş. Sedat Peker 24 Ağustos'ta yaptığı Twitter açıklamalarında Zehra Taşkesenlioğlu'nun mahkemeye verdiği boşanma dilekçesini, ilk olarak Süleyman Soylu'ya yolladığını iddia etmiş ve ayrıca Ünsal Ban'ı da kibar bir yolla tehdit ettiğini iddia etmiştir. Konular çok karışık olduğu için boşanma dilekçesinin Süleyman Soylu'ya yollanması konusu gündemde çok işlenmemiş ve bu ilişkinin bağı araştırılmamıştır. Emekli maaşıyla olur mu? Ağır milyonları nasıl buldu? CHP milletvekillerinin hazırladığı raporun birinci bölümünde, Mehmet Ağar ve Tolga Ağar'da var. İki ismin Yalıkavak Marina başta olmak üzere, pek çok şirkette görülmesini sorgulayan rapor, ağırlara dair şu tespiti yapıyor. Bu ülkenin İçişleri Bakanı, polisi, askeri yokmuş gibi ben koruyorum burayı diyebilmektedirler. Kamuda hiçbir sıfatı ve hukuki gücü olmayan eski bir bakan ve marina yöneticisi devletin kurumlarını adeta hiçe saymaktadır. Bir marina yöneticisi kendisini devletin emniyet teşkilatından büyük görmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında Adalet ve Kalkınma Partisi harici herkes yönetimde söz sahibi olmuş durumdadır. Muayene istasyonları, Muğla ve 12 ilçesinin işletme hakkını Mehmet Ağar'ın oğlu Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Tolga Ağar, 20 yıl için 30 milyon dolar karşılığında almıştır. Tolga Ağar bunun için, 4 Mart 2008 tarihinde, İstanbul'da 500 bin yeni Türk lirası sermayeli şirket kurmuştur. Hep aynı eller. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, TüfTürk'ün tanıtım toplantısında, konuşma yapacağı salona girdiğinde Mehmet Ağar ile karşılaştı. O, TüfTürk'ün Muğla iş ortağı olan Mehmet Ağar'da davetli olarak geldiği toplantıda protokol sıralarında otururken gördüğü bakan Yıldırım'la tokalaşmak için ayağa kalktı. Yıldırım da Ağar'ın yanına giderek, nasılsınız diye sordu. Bu örneklerden yola çıkarsak, siyasi ilişkilerin ticaret alanında nasıl kullanıldığını anlaşılabilir. Bu şahıs, Elazığ milletvekili ama Mula'daki araç muayene istasyonlarının sahibiydi. Bodrum'da Yalıkavak Marina'da yönetim kurulu üyesidir. Babası, kısa zaman önceye kadar Bodrum Yalıkavak Marina'da yönetim kurulu başkanıydı. Paranın izini sürdüğümüzde, takip ettiğimizde Türkiye'de hep iktidara yakın isimler karşımıza çıkmaktadır. Hiçbir ticaret geçmişi olmayan, para kazanmamış bir kişi, iş dünyasına 30 milyon dolar ile nasıl girebilmekte, emekli maaşı 17 bin Türk lirası civarı olan Mehmet Arma 30 milyon doları sağlamıştır gibi cevap bekleyen sorular vardır. Mehmet Arın babası memurdu, kendisi önce memur, sonra siyasetçi, hayatında hiç ticaret yapmamıştır. Oğlu Zülfü Tolga Ağar ise, 33 yaşındayken, 2008 yılında Muğla ve 12 ilçesinin taşıt muayene istasyonları işletme hakkını, 20 yıl için 30 milyon dolara alıyor. Parayı takip ettiğimizde karşımıza yine Adalet ve Kalkınma Partisi çıkıyor. SBK bağlantılı otele gitti mi? Oğul Yıldırım protokolde. Raporda sorgulanan isimlerden biri de Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım. Oğul Yıldırım'ın, Venezuela'ya teskiti götürmek için gittiği açıklamasını gerçek dışı bulan CHP'li vekiller, şu tespiti yapmış. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın iş için tek gittiği yer ise Venezuela değildir. Erkam Yıldırım, denizcilik anlaşmaları kapsamında 2016 yılında da dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, dönemin Panama Büyükelçisi Kadriye Şanıvar Olgun ile aynı fotoğraf karesinde yer almış ve Türkiye'yi temsil eden bir bürokrat gibi Panama Venezuela hattında sürekli olarak bakanlık temsilcileriyle birlikte olmuştur. Paramount Otel'de Bin Yıldırım. Binali Yıldırım'ın adı raporda Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkili Paramount Otel iddialarında da yer alıyor. Otelin genel direktöründen çamaşırcısına kadar herkeste irtibat kurduk ve bu irtibatlar sonucunda ise oteldeki çoğu kişinin, Binali Yıldırım'ın bu otelde kaldığına ilişkin ifadelerini daha önce de kamuoyunda paylaşmıştım. Bu konuyla alakalı olarak Binali Yıldırım'dan herhangi bir yanıt gelmemiştir. Binali Yıldırım'ın 2017 Ağustos'ta bu otelde kaldığı tarafımıza ulaşmıştır. Bu bilgiyi doğrulayan bir yazı olarak ise, 20 Ağustos 2017 tarihli, Aydınlık Gazetesi'nden İsmet Özçelik'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir yat buluşması gerçekleşmiş. AKP'nin 16. kuruluş yıl dönümünden önceki hafta. Çok dar bir buluşma. Yatta Abdullah Gül, Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki baş başaymış. Yemekte balık olarak levreyi tercih etmişler. Bodrum Ören bölgesinde dolaşmışlar, sözleri yer almıştır. Ve karşı cenahta bulunan bu ismin, bu yazısıyla o tarihlerde Binali Yıldırım'ın Bodrum ve çevresinde olduğu kayıtlara geçmiştir. Paralar yurt dışına kaçırıldı mı? Şirketler Londra ve Malta'dan çıktı. Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eşi Ünsal Ban arasındaki boşanma davasının ardından ortalığa saçılan iddialar da başarının yazdığı ikinci raporda yer buldu. Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun da aralarında olduğu isimler hakkında rüşvet ve irtikaptan soruşturma açılmasını öneren raporda rüşvet paralarının yurt dışına kaçırıldığı sorgulanması yapıldı. Tüm bu iddialar sonrası üst düzey bürokraside vergi kaçırma, offshore ve yolsuzluk sevdası olduğunu bildiğimiz için araştırmalarımızı Londra'ya yönelttik ve beklediklerimizle karşılaştık. Ünsal Ban adına bir arama yapıldığında ilk olarak karşımıza çıkan şirket MX Technologies olarak geçmektedir. Bu şirket, 25 Mayıs 2022 tarihinde 1000 pound sermaye ile kurulmuş olarak gözükmektedir. Şirket hali hazırda aktif olarak gözükmektedir. Şirketin tescil adresine ilişkin araştırmada, aynı adreste 84 tane şirketin bulunduğunu fark ettik. Bu 84 tane şirketin birçoğunun kurucusu Türk vatandaşı olarak gözükmektedir. Bu şirketlerin içerisinde diş hekimleri, borsacılar, Instagram bloggerları görülmektedir. Çoğunlukla bu işler offshore yani vergiden kaçmak için kullanılır. Genellikle bu hususta kurulan şirketlerin servet kaçırmak için kullanıldığı bilinir. Bu sebeple araştırılması elzem gözükmektedir. Daha sonra araştırmalar neticesinde Ünsalba'nın aynı adreste başka bir şirkette daha ortaklığının bulunduğu ortaya çıkıyor. Bu şirketin adı ise Gainex Global olarak gözükmektedir. Gainex Global, 28 Şubat 2022 tarihinde kurulmuş olarak gözükmektedir. Şirket hali hazırda aktif olarak gözükmektedir. Şirketin müdürü ise Başak Gülen Darcan olarak gözükmektedir. Şirket 3 ortaklı olarak gözükmektedir. Bunlar Süleyman Yıldırım, Halil Gökhan Özkal, Ünsal Ban olarak gözüküyor. Şirketin sermayesi 3000 pound olarak belgelerde yer almaktadır. Ünsal Ban'ın Malta'da şirketlerle de ilişkisi olduğu gözükmektedir. Ünsal Ban'ın şirketinin Malta'nın başkenti olan Valletta şehrinde olduğu yine kayıtlara yansımıştır. Ünsal Ban'ın birinci ve ikinci derece dahil olmak üzere tüm akrabaları, birlikte çalıştığı insanlar, kayın, hısımları, hepsinin banka hesapları, yurt dışında şirketlerinin olup olmadığı vesaire hepsinin araştırılması gerekmektedir. Çünkü Ünsalban bu ağı tek başına oluşturmamıştır. Bu bariz bir şekilde açıktır ki eşinin milletvekili olmasının nüfuzunu ve eşinin kardeşinin SPK başkanı olmasının nüfuzunu açık bir şekilde kullanmıştır. Bu çerçevede rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma gibi iddiaların bütün hepsinin detaylı bir şekilde röntgeninin çekilmesi gerekmektedir. Masak artık yetişemiyor. Karapara Cenneti Türkiye Ali Mahir Başarır'ın kaleme aldığı ve dün Kılıçdaroğlu'na sunulan raporda, Masak'ın durumu da sorgulandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun başvurusu sonrası açılmış olan soruşturmada, Masak tarafından incelenmesi gereken dosyalar olduğunda SPK uzmanının görevlendirilmesi beklenir ancak Masak bünyesinde hali hazırda SPK uzmanının olmadığı gözükmektedir. Bu durumda yapılacak olan incelemeler eksik kalacaktır. Rapor, buna rağmen hali hazırdaki sayıların bile, durumu ortaya koyduğunu söyledi. Masak'a ilişkin verilere bakıldığında son yıllarda önemli değişikliklerin olduğu göze çarpmaktadır. 2017'de 176.411, 2018'de 222.743, 2019'da 203.786, 2020'de 237.531 ve 2021'de 504.995 şüpheli işlem bildirimi masaka yapılmıştır. Bu çerçevede basit bir hesaplamayla bile 5 yılda şüpheli işlem bildirimi sayısının 5 katına çıktığı gözükmektedir. Rapor, Türkiye'de kara para ekonomisine dair de fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde Türkiye'de hiç olmadığı kadar kara para, uyuşturucu, offshore, mafya, rant, kirli ticaret ilişkileri ortaya saçılmaktadır. Yalnızca 2021 yılında MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda 181 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Maalesef nüfuzunu kullanarak zenginleşen birçok kişinin dosyası MASAK'ın eline dahi geçmeden kapatılıyor. MASAK'a yalnızca 2021 yılı için 7218 adet işlem erteleme talebi gönderilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda da 4663 işlem erteleme kararı alınmıştır yalnızca 2021 yılında 594 milyon Türk lirası, 108 milyon dolar, 193 milyon avro, 4 milyon sterlin değerinde şüpheli işlemin ertelendiği gözükmektedir. Bir de kayıtlara yakalanmayanları düşündüğümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nin suç gelirleri konusunda bataklıktan kurtulması yeni dönemin en önemli konularından biri olacaktır. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonları işlevsizleştirilmiş, Sayıştay gibi denetim organları zayıflatılmış, yargı sindirilmiş bir pozisyona sahip hale gelmiştir. Tüm bu veriler Türkiye'de kara paranın ve diğer suçların ne yazık ki olan hale geldiğini ortaya koymaktadır. Rüşvete, uyuşturucuya, mafyaya karşı devlet harekete geçmeli toplum, 1 lira daha ucuz ekmek için, kuyruklarda saatlerce bekliyor. CHP raporu, narkopolitik yapıyla kirlenmiş ekonominin, yoksulluğu artırdığını söylemiş. Ortaya saçılan suçları tek tek sıralarken, bir tespitte de bulunmuş, tüm bu iddialar, gerçekler ve veriler göstermektedir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin temiz eller operasyonuna ihtiyacı bulunmaktadır. İddialarda suç unsuru oluşturan konular hakkında yargının harekete geçmesi, mecliste araştırma komisyonlarının kurulması, masaka bu suçları araştırma noktasında yardımcı olunması ve bu çerçevede geniş yetkiler verilmesi ve devletin tüm denetim aygıtlarının harekete geçirilmesi gerekmektedir. Kaçırılan vergiler ne yazık ki kamu hizmeti olarak vatandaşa geri dönmüyor. Alınan rüşvetler, zimmete geçirilen paralar yurt dışında kurulan şirketler vasıtasıyla ülkeden kaçırılıyor. Peki bu durumda ne oluyor? Vatandaş kamu hizmetinden mahrum kalıyor, verdiği verginin geri dönüşünü alamıyor. AKP'nin 20 yıllık iktidarında gelinen nokta, rant, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, geçim derdi, ihalelere fesat karıştırma, kara para, uyuşturucu, mafyalaşma, göçmen sorunu ve daha sayılamayan birçok gerçekliktir. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesinde bahsetmiş olduğu şu durumla karşı karşıyadır. Bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. İşte bu olaylarda, iddialarda, iktidar sahiplerinin şahsi menfaatlerinin ülkenin menfaatlerinin önüne geçtiği apaçık bir şekilde görülmektedir. Kılıçdaroğlu'na sunulan rapor, Türkiye'nin gerçek bir arınmaya ihtiyacı olduğunu anlatmış. Elbette, bunun için temiz bir el gerekiyor. Kirlisi ortada. Peki arındıracak irade nerede?